NBA! Hoş geldiniz NBA gündem videosuna. Bir süredir yapamamıştık çünkü araya bir Alperen videosu girdi, onu hala izlemediyseniz hemen bakabilirsiniz. Aşağıda linkini paylaşacağım. Çok teşekkür ederim, gerçekten çok güzel tepkiler aldı ee, izleyenlerden. Hatta global redditte Houston Rockets subredditlerinde bile paylaşıldı. Ee, çok teşekkür ediyorum destek olan herkese. kanalın belki de en hızlı tepki alan analiz videolarından biri oldu. Devamda gelecek söz veriyorum hatta Jay Morant hakkında bir video yapmaya başladım ufaktan. Ama tabii bir zamanlama veremiyorum. Bayağı bir el alıyor. Bu süreçte bir de ev taşıdım. O yüzden e, videolarda biraz ara verdik. Ama bomba gibi dönüyoruz. Gündem tabii tatsız. Yani Covid protokolünden NBA izleyemez olduk. Ortalık karıştı. Hatta Kayri bile geri döndürülecek o derece. Ne oldu bu süreçte? Yaklaşık e, sezonun başından beri tabii başlayan bir Covid protokolü süreci vardı ama özellikle Kasım ayının sonu, Aralık ayının başı ve bu benim videoyu kaydettiğim bu e, ayın 25'ine kadar olan, Aralık'ın 25'ine kadar olan süreçte toplam şu anda aktif olarak söylüyorum 103 oyuncu covid protokolünde. Tabii bu değişebiliyor. Günlük girenler çıkanlar olabiliyor. Böyle biraz e, Türkiye piyasası gibi oldu. Dolar gibi oldu. Yarın 107 olabilir, öbür gün 90'a düşebilir. Süreçler tamamlandıkça oyuncular dönüyor, yeni oyuncular ekleniyor. Tabii bir de üstüne 9 tane de maç ertelendi. Bunlar da zaman ilerledikçe belki All-Star döneminde ya da sonrasında biraz bir sıkışıklık yarat yaratabilir. Belki de ondan önce oynatmaya çalışacaklar bilemiyorum ama e, bayağı bir tat kaçırmaya başladı. Hatta o kadar ki yani pazar sabahı gelen böyle eski basketbolcular olurdu sahildeki sahalara. Belki hatırlayanlar vardı da böyle Bostancı'da cadde Bostan'da böyle pazar sabahının eski böyle pro oyuncuları falan gelirdi. Tam olarak Joe Johnson'da öyle döndü 40 yaşında adam <laughs> sahilde basket oynatacakmış gibi geri döndüler. O da Boston Celtics'e kısa sürede bir sözleşme yaptı. Ha, tabii tabii kalıcı olmayacak bu oyuncular ama yine de e, biraz böyle bir nostalji rüzgarı dönmeye başladı. Covid yüzünden umarım bir an önce bu süreç toparlanır. Aşı olmayanlar da lütfen tekrar hatırlatalım. Aşı olsunlar, boosterlarınız da olun. Türkiye'de, Avrupa'da zaten yoğun bir şekilde yapılmaya başlandı. Yeni varyantlar korkutucu aman diyeyim Kyrie gibi yapmayın kendinizi. Sırada tabii ki Curry var. Curry benim video yapamadığım süreçte tüm zamanlarda normal sezonda en fazla üçlük isabeti bulma rekorunu sonunda kırdı. Ve rekoru Rayal'ından aldı. Toplam 2974 üçlükle 2973 üçlük bulan Real'ını geçti. Tabii burada daha fantastik olan bir şey var. O da şu. Bununla ilgili bir tweet de atmıştım. Tam olarak o tweet'i okuyacağım şimdi. Rayal'ından tam 511 daha az maça çıktı. 526 daha az üçlük denedi ve bu rekoru kırdı Curry. Ve hatta 2-3 sezonunda normalde kariyeri boyunca denedi ortalama üçlükten daha az üçlük deniyordu. Yani basketbolun tam Golden State ile beraber dönüşüm dönemiydi. Üstüne bir sezonu sakat geçirdi. Bir sezonda böyle yalandan oynadı diyebiliriz. O yüzden İyice fantastik hale geliyor. Tabi ilk hakla gelen oyun değişti. Tabii ki daha fazla üçlük deniyor. Stratejiler değişti. Oyunun sağdaki geometrisi değişti. Mesafeler değişti. Spacing değişti. Her şey çok etkili ama yine de sayılar sayılar çok fantastik. Yani 526 az düşük demek. 511 az maça çıkarak bunu yapmak bana hala çok e, fantastik geliyor. Peki burada onun arkasına gelebilecek yakın dönem bir oyuncu var mı derseniz? Tabii ilk akla gelen isim James Harden şu an 2509 üçlükte ama 32 yaşında olan Harden'ın 3-4 sene içerisinde 400-500 üçlük atarak Ray geçebilme ihtimali biraz düşmeye başladı. Özellikle de Nets'e geçtikten sonra. Ama ihtimaldir düşük de olsa belki Harden arkadan gelip oraya yerleşebilir. Onun dışında yine aktif oyunculara baktığımda oraya yetişebilecek hiç kimse gözükmüyor. Zaten en yakın oyuncu Lillard. Lillard'ın da artık 2134 üçlükte 30 yaşından sonra 700 üçlük bulması, isabetli üçlük bulması bayağı imkansız duruyor. O yüzden Curry'i de tekrar tebrik ediyoruz. İnanılmaz bir iş başardı ve bence NBA tarihinde zaten Hall of Fame'deki yeri zaten hazır. Ama NBA tarihinde şu an aktif oyuncular arasında da ileride baktığımızda da mutlaka top 10 içerisinde yer alacak. Sıradaki haber tabii ki Kyrie ile ilgili. Kyrie hiçbir zaman gündemimizden düşmüyor. Bir de Ben Simmons var ama onu bugün konuşmayacağız. Kaire de Nets'e geri dönecek. Şunu diyebilirsiniz. Ya adamı oynatmayacaklar niye geri dönüyor? İşte ilk haberde de ilgili bu biraz Covid protokolleri bayağı Nets'in de belini büktü. Oyuncu kalmadı. Yani Stingnash'ın en baştaki açıklaması takım kendi ritmini oluştururken oyuncular birbiriyle uyum oyun sağlarken Kaire'nin bir maç olup bir maç olmaması bütün bu kimyayı bozacaktı. E şimdi ortada bir kimya kalmadı. Yani zaten oyuncular oynayamıyorlar. Yani Kaire birazcık kadro dolduracak. Ha, burada şöyle bir durum ortaya çıktı bence. Kayrı eninde sonunda aşı olmak zorunda kalabilir bu saatten sonra. Çünkü iyi bir efektif, iyi bir pozitif etkiyle dönerse ve takım playoff'lara zaten tepeden girecek gibi duruyor şu gidişatta. Playoff'larda bir var bir yok yapamayacak. E o zamana kadar şu ihtimal olabilir Pfizer'in ve bir markanın daha hapı çıkıyor. Özellikle de Covid'i engellemek, durdurmak için. Belki bu hapla beraber tekrardan... ...protokol süreci değişebilir NBA'de ama henüz bilemiyoruz bunu. Bir yandan kendisi de ufaktan yol yapıyor gibi... ...ya işte vegan besleniyorum, vegan bir aşı olsa düşünebilirim gibi... ...vegan olmakla COVID aşısının ne alakası var anlamış değilim. Ya biraz böyle yol yapıyor gibi. Bence bir noktada ya bir ilaçla ya da bir şekilde aşıyor olarak... ...ama kendi yolunu yaparak tabii çünkü arkasında bir sürü mürit doluşturdu tırnak içerisinde. Geri dönecek gibi duruyor. Özellikle de playoff'lar yaklaştığında her şey çok daha kritik olacak. Ha ben koç olsam ister miydim? Mecburen. Yani Steve o yüzden hani kızmayın. Adamın elinde oyuncu kalmadı. Kayrı'da bu ortamda mecburen dönecek gibi. Tabii bu başka oyunculara da fırsat açıyor. Yani komik Kayrı'dan açtık ama Kemba Walker'da aslında ilk 5'ten düşmeyi bırakın. Bütün kadrodan çıkmıştı berbat performanstan dolayı. Covid protokollerinden tekrar kadroda yer bulacak kendine hiç fena olmayan iki maç çıkardı. Tabi ne kadar stabil kalır. Nereye gider belli olmaz ama şunu söyleyebilirim ki genel olarak Covid yüzünden gözden düşen oyunculara da ikinci bir şans ortamı doğdu. Umarım iyi değerlendirirler. Kayseri'de, Kemba'da bu yolda daha en azından bizi mutlu edecek, seyirci eğlendirecek bir seviyeye de gelirler. Sıradaki haber gündemde biraz geride kaldığını düşündüğüm bir konu hakkında. Miami Heat ve Chicago Bulls'un ilk ikinci tur draft hakkını kaybetmeleriyle ilgili Lonzo Ball ve Carl anlaşmaları sürecinde iki takımda süreç başlamadan yani takas süreci başlamadan önce bu iki oyuncu da görüştüğü için ceza aldılar. Şimdi NBA bu yakın dönemde bunların üstüne biraz daha gidiyor, takip ediyor ama bu ceza yeterli mi? Benim ilk gözüme batan oldu. Yani biraz daha belki de sert bir şey olmadı. Çünkü rekabet ortamıyla ilgili ciddi bir sıkıntı. Zaten küçük pazar takımları belli oyuncularda ya da yüksek bütçeli oyuncularında yaşından dolayı, sakatlıktan dolayı, form düşüklüğünden dolayı bazen bayağı süreçlerine giriyor farklı takımlardan. Bu seviye oyuncuları alma şansları öyle özellikle de minimum kontratta alma şansları çok zor oluyor. Tabii bu oyuncular artık son bir şampiyonluk için büyük takımlara ya da şampiyonluk şansı olan takımlara gitmeye çalışıyorlar. E şimdi böyle bir ortamda NBA'in bu konuların üzerine gitmesi iyi ama bu ceza yeterli mi? Bence değil. Keşke daha sert bir ceza yerseydi. Belki birinci tur draft hakkını kaybetmeye kadar giden bir ceza. Ama en azından başlangıçtır. Bundan sonra takımları daha dikkatli olmaya sevk edecek mi tabi göreceğiz. Sıradaki haber Amerikan milli takımıyla ilgili Popovich dönemi sona erdi ve Steve Kerr dönemi başladı. Ee, e, Tabii Popovich dönemi son Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyonluk gelse de bir önceki Dünya Şampiyonası'nın da ki, son şampiyon, son da oynanan oyuna da baktığımızda çok diye geçmedi. E, Tabii bunun artık ben birazcık NBA'nin yakın dönem trendi de olan daha genç ko koçların oyuncularla iletişiminin farklı olması konusuna dayandırıyorum. Popovic'te burada bu kısa sürede bir arada olmaya çalışan oyuncuları biraz daha orada eğlenmeye geldikleri, daha hareketli, daha tempolu oynayabilecekleri, daha sonuca giden, yarı sahada boğulmadan oynayabilecekleri bir oyuna yönlendirmesini bekliyorlar özetle. E böyle bir şey olmadı. Popovic'ten bu çıkmayacak bu saatten sonra. E bu da belliydi. Şizevski bunu daha iyi yapmıştı. Ki onun da coaching kararları tabii ki tartışabilecek çok şey vardı ama klişe söylemle daha kolej tarzı bir basketbol ortaya koymuştu daha baskılı savunma, daha hareketli hücum tempoya dayalı bir yapı ve başarılı olmuşlardı. Şimdi Steve Kerr var. Steve Kerr e, genç oyuncularla ve yapılarla daha iyi iletişim kurabilen bir koç. Ben daha başarılı olacağını düşünüyorum. Hatta asistanlar da çok iyi. Monty Williams, Eric Sposter ve Mark Few. İlk hakta gelen hasta burada olan keşke Nick Nurse de olsa diyorsunuz baktığınızda ama tabii o Kanada'nın başında onun da olma ihtimali yok. Ama bu, üç, bu üçlünün yanında onu da görmek isterdim. Çok acayip bir ekip olabilirdi. Bakalım Steve ile Bundan sonra e, Amerikan milli takımı nasıl olacak? Oyuncuların zaten gelip gitme kararları artık daha da zorlaşmaya başladı. Sakatlıklar, Covid, yoğun playoff dönemi. Hele de şampiyonluğa giden bir takımdaysanız işler sizin için daha da zor oluyor. Hatta bunu Avrupalı oyuncularda da gördük. Şu an Doncic'in için mesela aşırı düşük formla başlamasının en büyük nedenlerinden biri. Yazın Slovenya'da olimpiyatlarda takımı yarı finale kadar sürüklemesiydi. Cidden tek başına... Acayip işler yaptı. Üzerine de tabii bir anda bu yoğunluğun üzerine bir tatil havasına girince oyuncular fiziksel formunu da kaybedebiliyor. Bu da başka bir sorun. Tabi burada FIBA'nın ve genel olarak diğer bütün basketbol organizasyonlarının birbiriyle bir didişmesi olması da bunu etkileyen bir durum ama bakalım göreceğiz ne olacak. Amerika'ya dönersek Steve Curin, ben başarılı olacağını düşünüyorum. İyi bir tercih. Ekip de çok iyi. Sıradaki haberde Portland'la ilgili. Portland'da da işler karıştı iyice daha önceki gündem videolarında bahsettiğim gibi Olşi kovuldu GM koltuğundan. Şimdi kim gelecek henüz belli değil. Tabi bunun birçok e, zincirleme efekti oldu takıma. Birincisi Lillard konusu. Lillard aslında Olşi dönemi kendi menajeriyle de beraber bir anlaşma yapmak üzereymiş. Özellikle de kontratını uzatmak üzerine. E tabi şimdi Lillard da 30 yaşın üstünde bir oyuncu olarak e, tekrardan bir 3 yıllık 4 yıllık kontrat aldığında Portland için çok riskli bir hale geliyor. Ve şu anda bu sözleşmenin ne olacağı belirsiz. Bu tarafta Lillard biraz mutsuz. Diğer tarafta oyuncuların özellikle de Bilaps'la ilişkisi konusunda sıkıntılar var. Bilaps'ın iyi bir asistan koştuktan gelip Portland'da da daha başarılı olması bekleniyordu. Ama üst üste yönetimsel tarafta da başarısızlıklar olması, GM'in kovulması, oyuncularla üstüne bir de Bilaps'ın böyle anlaşamaması hem CJ McCollum'u hem de Lillard'ı bayağı bir kızdırmış durumda. Takım içi de bir karışık durumda. Yani kim nereye gidecek? McCollum devam bir takas masasına geliyor. Lillard gidecek mi kalacak mı? Sonra Lillard kalmaya karar verdi. Şimdi diyor ki Simmons gelse hiç fena olmaz. Çok fena karıştı. Belli ki bu CJ McCollum da bayağı rahatsız ediyor. Ki kendisinin e, Lillard'la yakınlığı da bilinen bir şey. Diğer oyuncularda da devam bir rotasyonda değişiklikler oluyor. Kadronun Genel olarak rotasyon yapısı zaten oturmadı. İşler hiç istenildiği gibi gitmiyor Portland'da ama başa dönersem en kritiği de herhalde Lillard'ın sözleşmesi. Eğer Lillard buradan bu süreçten yeni gelecek GM'le ve takımla anlaşamaz ve istediği öncel olmazsa herhalde bir noktada artık net bir takasta ayrılacak gibi duruyor Portland'dan. Hatta buradan hemen Lakers'a da geçebiliriz. Lakers'da <laughs> ki bu konunun gündeminde olan bir takım. Hani çünkü Westbrook'u paketlemeye çalışıyor tabiri caizse. Geçen şu, şöyle bir açıklama da vardı Twitter'da. Daha sonra Amerikan basından gelen bir genel bir yorumdu bu. Westbrook, LeBron James ve Davis üçlüsü kesinlikle bir kimya tutturamadı. Yani bunu anlamak için çok da akıllı olmaya gerek yok. Çok ayan bayan ortada olan bir durumdu bu. Daha bu takas yapılmadan önce bile belliydi. Westbrook'un Lakers'ın başarılı olan sistemini Uyuyacak bir yapısı yok. Sistem uyacak bir yapısı yok. Hiçbir zamanda olmadı. Yine şart düşüyorum. Tabi burada sadece belki de Houston'da yaşadığı o parlak geçen bir 2-3 ay dışında hiç olmadı. E şimdi daha da kötüye gidiyor her şey. Tabi bu takas konusu gündeme geldiği anda Lakers için bir şanssızlık daha oldu. Davis'i kaybettiler. Davis'in sakatlığı yüzünden de yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacak. Tabii sonra dönecek tekrar form tutacak. Zaten çok düşük başlamıştı. Aslında sezon başı daha iyi başlamıştı. Bir noktada bu kimya sorunları yüzünden bence Davis de bu takımdaki rolünde yerinde bir türlü bulamadı. Hani konu artık şeyden çıktı bence. Ya yani 5 mi 4 mü konusundan çıktı. Top kullanma konusunda sorunlar var. Yani genel olarak istatistiklere bir bakıyorsunuz. Yani Davis'in top kullanmada bence LeBron James'in bile önünde olması tercihlerde Özellikle hücum tarafında zaten daha e, aktif durumda olması lazımken bir bakıyorsunuz bazen Carmelo'nun bile gerisine düşmüş. Ya şimdi biraz daha değişti tabii rotasyonla biraz daha oynadılar ama yine de çok büyük sorunlar var. Ya bu saatten sonra Westbrook'u nereye takaslarlar, nasıl takaslarlar, ne yaparlar ben hiçbir ışık göremiyorum. Çok hani sevilmeyen bir oyuncuyla olabilir, beğenilmeyen biriyle olabilir. E bu Simmons olsa diyeceğim, Demaray hayatta kabul etmez bence. Daha iyi teklifleri kabul etmedi. Westbrook ne yapsın? E, Jamal, <laughs> Jamal olabilir diyeceğim ki zaten üstünden gitti Westbrook, kesinlikle olacak iş değil. Jamal gelse zaten bir işe yaramayacak. O da e, yani verdi Westbrook. O yüzden Lakers için Portland'dan sonra her şeyin kötüye gittiği bir ortam var ligde. E, yani şunu terk etmek çok üzücü geliyor bana. Yani şampiyon olan bir yapı kurmuşsun. Formül ortada. Fogel bunu oturtmuş. Ya baskılı savunma, takip savunman çok iyi. Yarı sahada rakibi top kaybına zorlayacak bir yapıdasın. Hızlı hücum, tempo yaratacak, devamlı boş bulacak ve bunları sokabilecek oyuncuların varken bütün bu yapıyı kaybedip yıkıp üzerine sana playofflar geldiğinde LeBron James'in ve Davis'in yanında şut atamayacak bir kısayı koyuyorsun. Gerçekten çok tatsız, çok yanlış kararlar. Lakers için galiba bu sezonda kaybetmeye doğru gidiyorlar. Bakalım göreceğiz. Hani Westbrook'tan inanılmaz ekstra bir takas çıkarsa belki bir anda işler değişebilir ama hiç umudum yok bu konuda. Şunu da ekleyeyim. Yorumlara sizden şeyi bekleyebilirim. Eğer Westbrook takaslanırsa nasıl bir senaryo beklersiniz? Ya da sizin kafanızda bir senaryo çıkar mı? Hatta buna Ben Simmons'ı da ekleyebilirsiniz. Hatta buna CJ McCollum ve Lillard'ı da ekleyebilirsiniz. Bu oyuncuların dahil olduğu takas senaryolarınız farklı takas senaryolarınız varsa mutlaka yorumlarda paylaşın. Evet bu gündem videosunun takımı da Cleveland Cavaliers olacak. Normalde biliyorsunuz gündem videolarında iki takım konuşmaya çalışıyorum ama Covid ortamından dolayı ikinci bir takım bulmak çok zor. Hele de birçok takımı izlemek zaten çok zor. Herkes çok eksik. 6-7 oyuncu eksik de oynayanlar var. Videonun başında dediğim gibi şu an 103 oyuncu piyasada yok Covid protokollerinden dolayı. O yüzden bir takım hakkında fikir sahibi olmak çok zor oluyor ama Cleveland sağ olsun beni bu hafta için kurtardı. Bu hafta onların maçlarına odaklandım. Hem sezon başına hem de yakın dönemden. Ve elimizde çok iyi bir giden ve Cleveland var. LeBron James gideli 4 sene oldu. 3 tam sezon geçti ve 4. sezonda LeBron James Lakers'ta la. ve o Cleveland takımından sadece LeBron James oynamış 2 kişi kaldı. Kevin Love ve Cedi Osman. Bir Staff'ı burada takdir etmek lazım. Bu kadar büyük bir değişimden sonra 3 yıl gibi kısa bir sürede Özellikle takım olarak çok iyi tercihler yaparak Garland gibi, Moblu gibi, Okoro gibi bu takıma adapte olabilecek işte Geralt'ın takası gibi çok iyi tercihler yaptılar. Ve takımı çok kısa sürede rekabetçi hale getirdi. İşte bu da oyuncuların sahada keyif almasına, kendisini zorlamasına, aç hissetmesine ve bu yaratılan rekabet ortamına ya da başarıyı istemesine doğru gidiyor. Daha doğrusu başarıya inanmasına doğru gidiyor. Ya yani inanmadığınız zaman işte ilk sonucundan çıkamıyorsunuz. Çıkamadıkça o döngüye giriyorsunuz. Bir noktadan sonra ya bu genç oyuncularla olacak mı olmayacak mı? Dur bakalım bir veteran Mac diyelim. 26-27 yaşında bir free agency bulursak belki onlarla harmanlarız derken bir anda aa yeniden dönüşüyorduk biz çok büyük bir yapılanmaya girmiştik derken her şeyi kaybedebiliyorsunuz. Cleveland bu noktada çok iyi gidiyor. Onlara yakın giden bence şu anda Houston var. Ee, tabii onlar daha Cleveland kadar bir başarı göstermediler ama yapılan tercihler ve kafa yapısı Silas'la beraber bu yönde gidiyor. Umarım onlar da Bickerstaff'ı ve Cleveland'ın yaptıklarını örnek alarak devam ederler. Cleveland'da döner, da, Cleveland'dan devam edersek, Cleveland'da neden işleri iyi gidiyor, ne değişti, bir Kristaf neyi iyi yapıyor? Benim ilk gözüme çarpan konu ligin bir anda en derin kadrosuna sahip oldular ve bu tamamen bir Kristaf'ın başarısı. Bu nasıl oldu? Bir oyunculara doğru rolleri biçmek. Yani Cedi Osman ilk beşten düştü. Belki de kadro dışına kadar düşecekken onu bir anda en iyi altıncı oyuncu haline getirip bu rolü vererek takımın bütün çehresini değiştirdi. Kevin Love yine kenardan gelerek Cedi Osman'la beraber yine en, alt, en iyi 6. oyuncu aday bir hale geldi. Ki ikisinin süreleri de aslında maçtan maça değişse de maçın önemine göre yüksek kalabiliyor. Bir anda ligin dediğim gibi en derin kadrosu haline geldi. Bu çok büyük bir başarı. İlk 5 oyuncularının harmanı da çok önemliydi. Yani elinize Jared Allen var, Mobley var, Mark Cannon var. Bunlar çok uzun oyuncular. E, Sexton'ı kaybettiniz Sexton konusuna birazdan geleceğim. Garant var O'kora var. Şimdi bu beşlinin üçü çok uzun biri ortalama biri çok kısa. Bu beşliyi sağ içerisinde kullanırken kenardan gelen oyuncularla iyi rotate etmek çok önemli. Yani o rotasyonu yaratmak çok kritikti. Ve o kadar fazla farklı alternatif yaratmış gibi Kristoff, rakibin o anki hamlesine cevap verebileceği bir değil, iki değil, 3 değil, belki 4, belki 5 opsiyon oluyor. Ve bu da bir anda Cleveland'ı ligin en derin kadrosu haline getiriyor. Yani rakip uzadı mı? Sen de uza. Rakip kısaldı mı? Kısa. Kevin Love'ı beşe al. O yanına Jed Osman'ı koy. Rakip çok mu uzadı? Büyük uzunum var. Jerry Allen'ı da koy. Yanına Mobley'i de koy. E bir de uzun forvetleri var. Belki savunman gerekecek. Mark Canen de oraya yerleştir. Mark Canen kötü mü oynuyor? Abi çıkar onu. Okoro'yu 3'e çek. Yanına bir kısa daha koy. Kim? Rubio. Rubio ekle, Rubio Garland'la eşleştir. Garland'ı mı dinlendireceksin? Onu al, Rubio'yu koy, Cedi'yi kısalt. Yanına Okoro ekle. Tekrar Kevin al. Ya yani o kadar çok opsiyon var ki elinde ki bunun yanında da rotasyondan da yine hani garbage time'da diğer oyuncuları da kullanabiliyorlar. Ama esas başarı kesinlikle rotasyon. Yani bu Kristoff'un yarattığı rotasyondan geliyor ve oyuncular çok açlar. Aç hissediyorlar. Bu açlıkta önce savunmaya yansıyor. Şu hep söylenir. Savunmayla başlarsın, hücuma geçersin, savunma hücum besler. Halbuki bu büyük bir döngüdür. Bu loop'u tam yaratmanız lazım. Evet, savunma iyi savunma sizi hızlı hücuma yönlendirir. Daha rahat geçiş hücum bulmanızı sağlar ama hücumda yine dağılırsanız, dağınık olursanız çok fazla hata yaparsanız, top kaybı yaparsanız, kötü şutlar atarsanız bu sefer savunmanız da düşmeye başlar. O yüzden bu bir tam döngüdür aslında. Savunma, hücum besler, iyi hücum bir sonraki savunmayı besler. Bickerstaff bunu çok iyi anladığı için hücumda da kesinlikle kimse acele etmiyor. Belki burada işte Sexton'a gelebiliriz. Sexton'ın sakatlığından dolayı da devreden çıkması bu dağınıklığı biraz azalttı ve Garland özellikle de bu sezon hem geçiş hücumlarında hem e, hemen forvette yakaladığı pik oyunlarıyla oyunu daha oturaklı oynuyor. Opsiyonları daha iyi tercih ediyor. Hatta top Garland'dan çıktıktan sonra özellikle dirsek bölgesine geldiğinde hem uzunları, Cleveland uzunları hem de kısaları çok iyi pas yapabiliyorlar ki bunda işte Rubio'nun etkisi de var e, Jerry Allen gibi, Mobley gibi oyuncuların yeteneğinin etkisi de var. Evet bunlar Allen, Mobley, Mark Gunner mükemmel pasörler değil. Ama Bickerstaff öyle bir alan yaratmış ki bu oyuncular dirseğe geldiği zaman ön alandan herkes beslediği için oyunu özellikle backdoor katlarla bu oyuncular da pas yapabiliyorlar. Çünkü rahatlar. Alanları açık. Savunmalar pardon hücum oyuncuları savunmanın dengesini bozabilecek şekilde spacing yaratıyorlar. Ve bu oyuncular da bu katları besleyebiliyorlar. Yani kısalar o gün kötü bile oynuyor olsa ya da opsiyonun dışında kalsa iyi bir savunmaya karşılaşsa bile buradan da bir Kristoff taştan ekmek çıkartabiliyor. O yüzden de çok e, renkli bir hücuma da sahip Cleveland. Sadece iyi bir savunmaya değil renkli bir hücuma da sahip. Tabi eksikler yok mu? Var. Biraz aslında birebir konusunda sıkıntılar var. Özellikle de yarı sağ savunmaları yoğunlaştığında mesela bir Milwaukee maçı oynamışlardı. Milwaukee bayağı yoğunlaştırabilmişti savunmayı. Garland dışında çembere çok net gidebilecek bir kısaları yok şu anda ya da başka bir oyuncuları yok. Burada Okoro biraz daha devreye giriyor ki ben Okoro'nun da potansiyelinden ümitliyim. Burada Garland'a yardımcı oyuncu olabilecek konumda olacak. Tabi yine bir yandan da İvme yine burada Sexton'a dönüyor. Şimdi Sexton olursa ne olacak? Şimdi Sexton'ı kontrol edebilecek. Sexton'ı biraz daha bu sistemin içerisine yedirebilecek mi Bickerstaff? Önemli olan bu ya da Sexton bunu kabul edecek mi? Çünkü biraz daha Sexton'ın burada lider ya da ikinci oyuncudan çok eşit oyuncu olup doğru kararları Garland kadar alabilmeye başlaması lazım. O da ellerini çok rahatlatır işte bu bahsettiğim sorun üzerinde. Yarı saha savunmaları yoğunlaştığında Garland gibi bir kısanızın daha olması, çembere gidebilecek bir kısanızın daha olması çok önemli. Burada kesinlikle tembel şutlardan kaçan, dış şutunu daha iyi bir hale getirmiş bir Sexton'dan bahsediyorum tabii. Eğer bu olmazsa belki bir opsiyon Bence alıcısı da çok iyi olacaktır takası düşünebilirler ki düşünüldü de zaten bir noktada onlar için hiç de bir eksi olmaz burada belki yine kanattan drive edebilecek bir oyuncuya da gidebilirler Sexton'la birlikte pardon Sexton'u vererek. <laughs> Diğer değinmemiz gereken oyuncu da Mobley. Mobley şu anda iyi bir iş çıkarıyor özellikle savunma tarafında hücumda biraz daha ham hücum tercihleri de biraz daha ham ama evet o Adebayo ışığını biraz görüyorsunuz hatta onun belki de üstüne bile çıkabilecek. ...özellikleri var. Ama şu anki yapıda... ...Cerritan'ınla birlikte oynadığı yapıda onun... ...Adebay olmak yerine... ...aslında biraz daha Cerritan'ınla uyumlu olabilecek... ...daha iyi pas yapabilecek seviyeye gelen bir... Mobley çok daha faydalı olacak... ...Client için. Tabi tek oynadığında... ...birebir opsiyonu boyalanda yaratabilecek en güçlü oyuncu. Çünkü Allen topla çok oynayamıyor. Onu daha çok Eliup'la ya da... ...çembere çok yakın buluşturarak oynattıkları zaman... ...faydalı oluyor. Ama Mobley'nin Yakın orta mesafede boyalanın çevresinde birebir opsiyonları var. Ha şu an çok iyi yapabilirim yapamıyor. Çünkü yüzü dönük, yüzü dönük oyunu ve driplingi birazcık zayıf. Normal bir çaylak oyuncu için bunlar doğal. Bunları geliştirdiği zaman Sexton'dan pardon Garland'dan sonra eğer Sexton'da takaslamak istiyorlarsa Mobley'den iyi bir alternatif ışığı almaları gerekiyor. Özellikle çember boyalı üretimi konusunda. Bakalım Mobilden de ümitliyim sezon içerisinde belki Alperen'den sonra Jay Morant videosu planlıyorum demiştim. Belki bir de mobil öze, bir video yapabiliriz. Son olarak Kırılıklı'la ilgili bir şeye daha değineceğim. Yine konu bir Christopher'a gelecek. Biliyorum çok övdüm ama gerçekten övmeye doyamayacağım. Şu anda Kırılıklı'nda izledikçe yaptıklarından en zevk aldığım koç olabilir bir Christopher. Bir diğer sevdiğim özelliği de şu bir Kristoff'un kesinlikle belli şeylere takıntılı, bağlı, muhafazakar kalmıyor. Genç koçlarda bile görebiliyoruz bunu. Özellikle Brad Stevens'ta vardı. Bu örneği nereden verebilirim? Mesela şuradan verebilirim. Bir oyuncunuza dediniz ki sen yarı sağ geçtiğin zaman işte tepede pası vereceksin, şu sıkrını yapacaksın ve sonra köşede şutunu bekleyeceksin. Sabit olarak. Tam bir set şutör olarak oraya dizileceksin. Orayı bozmamalısın çünkü spacing çok önemli. Sen başka bir şey düşünme orada dur şutunu at. Çünkü sen orayı bozarsan drive edecek oyuncunun alanını kapatabilirsin. Yardım getirebilir senin savunman vesaire. Hayır. Bir kristal böyle bir şey yapmıyor. Evet oyunculara bu rolü veriyor. Yapması gerekenleri anlatıyor ama diyor ki her zaman alternatif kovalayın. Ve dikkat edin Cleveland maçlarında özellikle de geçiş hücumlarının Devam eden pozisyonlarında da geçiş hücumu denendi olmadı. Ve belki de işte Cedüzen'e örnek vereyim. Cedü de köşede kaldı, şutunu bekliyor. Eskiden olsa beklerdi. Şimdi ne yapıyor? Oyunu okuyor ve hatta Garland ve hatta yine e, Dirsek'te topla buluşturan oyuncular... ...Mark Gannon, Allen, Mobley üçlüsüne herhangi bir... ...hatta bazen Kevin Love kenardan geldiğinde... ...orada pası aldığı anda hemen alternatifler çalışmaya başlıyor. Bir backdoor cut dipten olabilir olmadı mı? Diğer tarafta bir screen opsiyonu varsa hemen screen çağırıp kanatta şuta çıkmak. Olmadı mı? Tekrardan, e, dirsekteki oyuncuya doğru belki bir yardıma gitmek, orada bir screen opsiyonu yaratmak. Bir sürü opsiyon yaratma ihtimalini oyuncuların anlatmış ve bu krediyi vermiş. Böylece oyuncular ne oluyor hücumda? Belli rollere sıkışmak yerine kendi rollerini genişleterek daha fazla zevk alabiliyor oyunda. Kendilerini daha aktif, daha oyun içinde hissedebiliyorlar. Ve bunu beslemek de bir kısa için ya da takımın artık oyun yönlenicisi kimse, pasörü kimse onun için çok daha kolay oluyor. Çünkü elinde hareket eden oyuncular var. Elinizde hareket eden oyuncular yoksa tıkanırsınız. İsterseniz ligin en iyi asistçisine sahip olun. O oyuncu da tıkanır. Becker Staff bu konuda çok iyi iş çıkarmış durumda. Cleveland çok iyi gidiyor. Artıları çok fazla ama dedim en şu an gözüme battan herhalde ligin başı olduğu için tabii eğer playoff'lara da kalırlarsa ki şu an çok iyi gidiyorlar. Onlar için çok daha iyi bir sınav olacak ve rakiplerini cidden bu derin rotasyonu zorlayabilirler. Ama şu an özel şu an üzerine baktığımda en iyi giden şey kesinlikle bu oyuncuların görevleri, sağ içi konumlandırmaları, kredi opsiyonları, yaratılan açlık ve en önemlisi rotasyonlar. Cidden de sınırsız rotasyon opsiyonu var. Hepsinde deniyor. Bu takım sağlıklı kalırsa fazla sorun yaşamazsa bu sene evet çok iyi bir ışık verdi. Birkaç sene sonra ne yapacağını izlemek için sabırsızlanıyorum. Evet bir gündem videosunu daha bitirdik. Videonun içerisinde takaslarla ilgili yorumlarınızı bekliyorum demiştim. Onları beklemeye devam ediyorum. Bir sonraki videoda da görüşeceğiz ama ondan önce canlı yayınlar YouTube'da devam ediyor. Onlara gelebilirsiniz. 2 e, i̇ki haftada bir NBA Action yayınları da yapıyoruz. NBA videoları izlediğimiz üzerine gündemi konuştuğumuz. Genel olarak sizin ortaya attığınız konuları da tartıştığımız bir canlı yayın oluyor. Bunun duyurusunu almak için Discord'umuza gelebilirsiniz. Onun dışında da videoyu likelayın, paylaşın, yorumları eksik etmeyin. Birazcık algoritmayı tokatlayalım. Kendinize de iyi bakın. Bay bay. Ha aşınız olun. Üçüncü. Bak boosterlar önemli. Onu olun. Haydi bay bay.